Herkes bunu görüyor da bir tek sanırım AKP'liler görmüyor. Geçmişte Bülent Arınç da bu konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nu kendi elimizle 2023'e hazırlıyoruz demişti. Ve gelinen noktada Fatih Altaylı da böyle düşünen isimlerden. Tabii ki biz de öyle düşünüyoruz. AKP tüm gücüyle Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde gerek medya gerek troller eliyle gerek YSK eliyle İmamoğlu hedef tahtasına oturtuldu. 806 bin fark attı. Şimdi ise böyle davranmaya devam ederse AKP 8 milyona çıkacak fark. Türkiye genelinde AKP'ye atılacak fark oranı. Çünkü bu kafayla devam ediyorlar. Engel çıkarıyorlar. Haberlerle saldırıyorlar. Oysa her yapılan adımda İmamoğlu bir kez daha güçleniyor. Fatih Altaylı da bugün bu konuyla ilgili bir yazı yazmış. Diyor ki AKP ve Beştepe var gücüyle Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor. Farkında değiller. Ekrem İmamoğlu çok şanslı bir adam. Başarılı olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Ama şanslı olduğundan eminim diyor Fatih Altaylı. Çünkü eğer başarılı olursa çıkarılan onca zorluğa, onca engele rağmen başarıyor adam, helal olsun diyecek herkes. Yok eğer başarısız olursa yahu adam ne yapsın? Koskoca iktidar karşısına dikildi. Tayyip Erdoğan gibi bir güç devletle beraber önüne çıktı. Parasını kestiler, tüm yetkilerini aldılar. Adam ne yapsın ya diyecek çoğunluk. Yani AKP ve Beştepe var gücüyle İmamoğlu'na çalışıyorlar, farkında değiller. Şimdi de Boğaziçi'nin tüm kontrolünü, imarını, kupon, mupon, her türlü işini ve dahil Boğaz köprülerinden gelen cüzi gelir payını da büyükşehirden alıp saraya bağlamışlar. Bence Ekrem İmamoğlu zil takmış oynuyordur. Videonun başında da dedim ya bu kafayla devam etsinler. 31 Mart'ta dedik ya bak siz seçimi tekrar ettirirseniz 500 bin fark yiyeceksiniz. Herkes 500 bin bekliyordu ama Milli İrade dedi ki yok ya 500 yetmez biz bunlara 806 bin fark atalım. Adam belediye başkanı seçildi. Yok dediler ordu valisiyle ilgili olay o şahsın önünü kesebilir. Yok işte ordu valisi dava açabilir. Yok şu olabilir, yok bu olabilir. Dur yetkilerini kısıtlayalım. Dur boğazları alalım. Dur Haydarpaşa Sirkeci karına bu adamı sokmayalım. Her türlü engeli çıkarıyorlar. Vatandaş kimse kusura bakmasın da bunları görüyor. Yarın önüne sandık konulduğu zaman erken veya olağan bir seçimde 2023'te olabilir veya 2023'ten önce olağanüstü bir erken seçime gitme kararı alırlar. Sandık önüne geldiğinde millet der ki ha bunlar akıllanmayacak. Bunlar verdiğimiz mesajı anlamadı. İmamoğlu'nun eli havada kaldı. Gelin birlikte çalışalım dediği halde adamla çalışmıyorlar. Adama engel çıkartıyorlar. Biz bunları tümden gönderelim. Hem de bir daha gelmemek üzere. 8 milyon bir fark atsın şu adamlar şunlara ve bir daha bunlar gelemesin, söz sahibi olamasın diye kendi elleriyle çekip gidecekler. Bu kafayla devam etsinler.